Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 9. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Eşitsizlik sisteminden bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemdeki eşitsizlik sistemini yapmak için öncelikle şunu bilmeniz lazım. Doğru denkleminin grafiğini çizmeyi bilmek lazım. Daha öncesinde öğrettik zaten bunu. Nasıl yapıyorduk bunu? X eksenini kestiği yeri ve Y eksenini kestiği yeri buluyorduk. X yerine 0 yazıp Y'yi kestiği yer, Y yerine 0 yazıp X'i kestiği yeri bulup ondan sonra yorumlamayı yapacağız. Peki o yorumlamamız nasıl olacak? Hadi bakalım nasıl olacakmış. Bir eşitsizliği sağlayan noktaların koordinat düzeninde göstermesine eşitliklerin grafiği denir. Eşitlik grafiğini çizmek için birinci adım doğrunun grafiğini çizeceğiz ki bunu biraz önce söyledik. İkinci adımda eşitlikte y'nin kaç sayısı pozitif iken y eşitsizliğin büyük tarafında ise çizilen doğrunun üst tarafı y eşitsizliğin küçük tarafında ise çizilen doğrunun alt tarafı boyanır. Örnekle daha iyi anlaşılır. Aslında bunu ben daha öncesinde daha farklı yapıyordum ama şimdi örnekte söylerim nasıl yaptığımı. Öncelikle şu verilen bilgiye göre yapalım. Bakın ne yapıyormuşuz? Öncelikle grafik çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim. 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0'ın grafiğini çizeceğiz. x yerine 0 yazsam ne geliyor arkadaşlar? x yerine 0 yazdığım zaman eksi 3y artı 6 eşit 0 ise y buradan 2 geldi. Buradan bir de y yerine 0 yazdığımız zaman da 2x artı 6 eşit 0'dan x'de ne geldi? Eksi 3 geldi. Şimdi grafiğini çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim. Grafiği nasıl çizeceğiz? Şöyle eksenleri kestiği yerleri zaten bulduk. X'i eksi 3. Y'si de kaç olacakmış? 2 olacakmış. Eksi 3 ve y de 2'den geçen bir doğru grafiği çizeceğiz. Hop şöyle. Yalnız dikkat. Doğru grafiği bu şekilde olmaz. Bu büyük sıfır demişiz ama bu büyük sıfır olur. Büyük eşit sıfır olur. Küçük sıfır olur. Küçük eşit sıfır olur. Peki büyük sıfırla büyük eşit sıfır arasındaki fark nedir? Büyük sıfır dediği zaman doğrunun grafiğini almayacaksın. Büyük eşit sıfır dediği zaman grafiği kendisini de alacaksın. Evet bu noktaları sağlayan noktaların geometrik yeri burası. Ama büyük sıfır diyor noktaları almayacaksın. Noktaları almak demek ne demek? Şu şekilde. Noktaları almamak demek nokta nokta şeklinde gösterilir arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bir de şunu yapacağız. Ne demiştik onu anlatımında? Y'nin katsayısı pozitifken küçük taraftaysa alt tarafı büyük taraftaysa üst tarafı kullanılır. O zaman y'nin katsayısı artı yapalım. Yani eksi y'yi öbür tarafa atalım. Buradan 2x artı 6 büyük 3y yaptı. Hatta düzenleyelim arkadaşlar. 3y küçüktür 2x artı 6 yaptı. Hep sol tarafa taşıyalım. Yani bu 2x artı 6 büyük 3y demek. 3y küçüktür 2x artı 6 demek. Şimdi y'nin katsayısı pozitifken nerede? Küçük tarafta mı? Evet. Küçük tarafta olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Grafiğin alt tarafı boyanır. Evet eşitsizlik sistemi işte bu şekilde gösterilir. Peki ben önceden nasıl yapıyordum? Önceden nasıl yapıyordum onu söyleyeyim. Bakın 2x eksi 3y artı 6 büyük sıfır incelerken öncelikle tabii ki grafiği çizeceğiz. Grafiği çizdikten sonra grafik şu şekilde ya. Grafiği çizdikten sonra grafiğin içerisindeki bir noktayı belirleriz. Bir nokta nasıl belirlenir? Mesela en kolayı orijin. Orijini belirleriz. Koyun orijini yerine 0 eksi 0 artı 6 büyük 0 sağladı mı sağladı. Evet orijin en kolay noktadır. Orijini koyduk. Orijin sağladıysa orijine bakan yerdir arkadaşlar. Evet noktanın sağlandığı yer. Eğer burası sağlanmamış olsaydı origin'in içinde olmayan bölge yani üst tarafını almış olacaktık. Ben bu şekilde yapıyordum ama daha öncesinde kamuoyu yoklaması yaptım. Öğrenciler genelde bunu daha çok seviyor. Y'nin katsayısı pozitifken büyük taraftaysa üst tarafı küçük taraftaysa da alt tarafını karalayalım hocam ona göre yapalım hocam dediler. Ben de artık konu anlatımı bu yönde şekillendirdim. Kolay aslında değil mi? Gerçekten kolay. Evet gelelim bakalım diğer soruyu. Diğer soruyla daha iyi bu, bu şeyi anlayalım istersen. Şimdi ne yapıyoruz? Grafiği çiziyoruz. Arkadaşlar burada y eşittir 2x 8 gibi düşünüp öncelikle ne yapalım? x yerine 0 yazıp y'yi kestiği yeri bulalım. Y eksi 8 yaptı. y yerine 0 yazdığımızda da Y yalnız 0 yazdığımızda da x kaç yapıyor? 4 yapıyor. Grafiği çizelim. Hop şöyle hop şöyle. Grafiği çizdik. Y yes, eksi 8 olacak. Eksi 8'den geçen bir tane grafik. Eksi 8 ve 4'ten geçen grafiği çizdik. Şu şekilde. Arkadaş burası eksi 8 burası da 4. Şimdi dikkat et. Y yalnız ve büyük tarafta mı? Evet büyük tarafta. E büyük tarafta olduğu için ne yapacağız? Doğrunun üst tarafını karalayacağız arkadaşlar. İşte eşitsizlik sisteminin, sisteminin grafiği bu şekilde belirlenir. İstersen sen 0 0 koy. Koy bakayım 0 0'ı. 0 büyük eşit 8 sağlandı. 0 0'a bakan bölge deyip orayı yukarı tarafı da işaretleyebilirdim. Tamam Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Gerçekten kolay. Çok rahat bir şekilde sen de yapabilirsin. Şimdi dikkat demişiz. Özel durumları da böyle bir inceleyelim isterseniz. Burada ne yapmışız? Y ekseninin sağ tarafı. Hocam bak hep x'i pozitif değil mi? x büyük eşit 0 olarak tanımlanıyor. Ya da bir Böyle eşitsizlik sisteminde bir doğrunun sağ tarafı, sol tarafı, üst tarafı, alt tarafı karalanmışsa doğru denklemini yazın. Doğru denklemini bakın şu doğrunun yani y ekseninin sağ tarafı karalanmış ya tamamen. Y ekseni nasıl tanımlanıyor? x eşittir sıfır doğrusu değil mi? Evet doğrunun adını yazdıktan sonra bu doğrunun nesi olacak arkadaşlar? Ee, ya büyük eşit olacak ya da küçük eşit olacak. E burada sıfırdan büyük değerler olduğu için hep burada arkadaşlar. O zaman x büyük eşit sıfır olarak tanımlanır. Aynı şekilde burası da x eşittir sıfır doğrusu. Bakın sıfırdan küçük değerler olduğu için burası da x küçük eşit 0 şeklinde tanımlanır. Hocam niye küçük eşit? Çünkü y ekseni kabul ediliyor. Yani x eşittir 0 doğrusu da var. Nokta nokta şeklinde olmadığı için eşitlikte koyduk burada. Mesela burada bunu iki şekilde. Hocam y pozitif olduğu için y büyük eşit 0. Y'si negatif olduğu için her zaman her yerde y küçük eşit 0 şeklinde aklınıza kalabilir. Ya da bu doğrunun üst tarafa karalanmış. Bu doğrunun adı ne? Y eşittir 0 doğrusu değil mi? O zaman y eşittir 0 doğrusunda 0'dan büyük değerler var. Y büyük eşittir 0 diye algılayabiliriz. Bu da aynı şekilde y eşittir 0 doğrusu 0'dan küçük değerler var. Y küçük eşittir 0 şeklinde tanımlanır buradaki bölgedeki noktalar arkadaşlar. Peki şu özel doğru varsa bu ne doğrusu arkadaşlar? X eşittir k doğrusu değil mi? Evet aradaki işaret ya büyük eşit olacak ya küçük eşit olacak. X eşittir k doğrusunun sağ tarafı. Hep k'dan büyük değerler var. O zaman x büyük eşittir k'dır. Hocam Nokta nokta şeklinde olmuş olsaydım olacaktı. X büyüktür K şeklinde olacaktı. Bu da X eşittir K doğrusu. Bunun da sol tarafı. Sol tarafında hep K'dan küçük değerler var. Dolayısıyla X küçük eşit K şeklinde tanımlanır burası. Peki şuraya bakacak olursak. Tabi burası K iken. Bu ne doğrusu arkadaşlar? Y eşittir K doğrusu. K'dan büyük değerler var burada. Y büyük eşit K diye. Bu da K ise bu Y eşittir K doğrusudur. Bu da Y küçük eşit K doğrusudur. Çünkü hep K'dan küçük değerler var burada. Peki şurası nedir? Bu özel doğru. Orijinden geçen bir doğru. Ama bunun adını yazmalıydık. Bu y eşittir x doğrusu olsun arkadaşlar. y eşittir x doğrusunun üst tarafı. Özel doğrusundan bahsediyorum. y eşittir x doğrusunun üst tarafı nasıl temsil edilir? Hocam y yalnızken doğrunun üst tarafını karaladığım için büyük tarafında olması lazım. O yüzden y büyük tarafta olacak. y büyük eşit x diye tanımladık. Hocam bu da y eşittir x doğrusu. Alt tarafı karalanmış y eşittir x de hocam küçük tarafta olması lazım y küçük eşit x diyebiliriz ya da şuradan bir nokta seçersin böyle hocam 1'e 0 e, x 1 y 0 0 1'den nedir küçük o zaman aradaki işaret küçük eşit olacak da diyebilirsin bu şekilde de yorumlama yapabilirsin geldik bir sonrakine hocam bu da y eşittir x x doğrusuysa üst tarafı hocam üst tarafı o zaman büyük tarafta olacak y büyük eşit x durdurup e, y büyük eşittir eksi x'tir burası Hocam burası da ne olacaktır? Y küçük eşittir. Eksi x'tir. Niye? Çünkü y, e, y küçük tarafta ya arkadaşlar. Ya alt tarafı y eşittir. Eksi x. Normalde bu y eşittir. Eksi x doğrusu. O zaman küçük tarafta olması lazım. Altı karalandığı için. Tamam. Ve şu özel durumu da ekstradan bilmek lazım. Bak diğerleriniz diğer anlattığım şeyleri yorumunuzda bulabilirsiniz. Ama bu sanki bilseniz iyi olur. Hocam bu birinci bölge ve üçüncü bölge ya da ikinci bölge ve dördüncü bölge nasıl tanımlanıyor? Arkadaşlar bakın birinci bölge artıya artı şeklinde bir noktalarla sahip. Üçüncü bölgede eksi eksi. Her ikisini de sağlayan özel bir, durum, özel bir durum bulacağım. Bu artıya artı bu da eksi eksi. Çarpımları pozitif çarpımları pozitif. Ha, o zaman birinci bölge ve üçüncü bölgeyi temsil eden ifade x çarpı y büyük eşit sıfır şeklindedir. 2 ve 4 hocam burası artıya eksi. Burası da eksiye artı olduğundan dolayı hocam çarpımları ne oluyor burada? Negatif oluyor. Ama size burada bir tüyo vereyim mi? Güzel bir durum vereyim mi? Ben de rastgele keşfetmiştim. Şunu yazalım arkadaşlar. Not. Arkadaşlar şuraya bakacak olursanız iki doğru arasında kelebek. Yani zıt bölgelere böyle karalanmışsa eğer. Kelebek varsa. Evet. Kelebek varsa. Doğruların çarpımlarıdır. Doğruların çarpımlarıdır. Nasıl yani? Bu ne doğrusu? Bak şimdi. Bu ne doğrusu hocam? Bu y eşittir 0 doğrusu. Bu ne doğrusu? x eşittir 0 doğrusu. Ha o zaman bu ikisi Tabii eşit sıfır yazdık daha sonra. Eşit sıfırlı doğruları yazdık daha sonra. O zaman bu doğruyla bu doğrunun çarpımı olacak. Yani x çarpı y ya büyük eşit 0 ya da küçük eşit 0 diyeceksin. Hocam büyük eşit ya da küçük eşit 0 olduğunu nereden anlayacaksın? Şuradan rastgele bir nokta al mesela. Eksi 1'e 1. Burası eksi 1'e 1'i alırsın. Denklemde yerine koyarsın. Eksi 1'e 1 aldığın zaman çarpımları negatif yaptı. O yüzden sen neyi seçersin? Bu Olmaz. Şu olur. büyük Aa, Pardon. Ee, çarpımları eksi 1 oldu. O zaman küçük eşit sıfır olacak. Bu olmaz. O zaman küçük eşit sıfır dersin. Tamam Bu şekilde. Hatta bunu bir soruyla daha güzel bir şekilde anlatabilirim. Mesela rastgele şu anlatma geldi. Şöyle bir şey yazayım arkadaşlar. Şu y eşittir 2x doğrusu olsun. y eşittir 2x doğrusu y eşittir 2x. Ay yazamadım ya. Bir de ne doğrusu olsun. Mesela şu doğru olsun. Bu da ne doğrusu? 3 olsun mesela. Bu, bu doğrunun adı ne oluyor o zaman? X eşittir 3 doğrusu oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. X eşittir 3 doğrusu olsun. Evet doğrularımız şunlar arkadaşlar. Bir tanesi bu doğru. Bir tanesi de bu doğru olsun. Bu doğruların şu bölgesini istiyorum. Şu bölgesi ve şu bölgesini istiyorum. a kelebek şekli var mı? Var. O zaman kelebek varsa ne vardır? Çarpımları şeklindedir. Yalnız eşi 0 şeklinde yazacaksın. Bu doğrunun adı ne aslında? Y eksi 2x eşit 0 doğrusu çarpı bu doğru ne? X eşittir 3 doğrusu. X eksi 3 eşittir 0 doğrusu. Ha, eşittir değil de ya küçük eşittir diyeceksin ya büyük eşittir 0 diyeceksin. Hocam hangisi? Rastgele bir nokta seç. Mesela buradaki nokta. Buradaki nokta nedir? 1'e 0 noktası değil mi? 1'e 0 noktası. Gel burada yerine koy. X yerine 1, Y yerine 0 koy. X yerine 1, Y yerine 0 koyunca 1 koyduğunda burası 0 2'den eksi 2 çarpı burası da eksi 2 yaptı. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı kaç yapıyor o zaman? artı 4 yapıyor. Eşittir artı 4. Ha, demek ki o zaman bu bölge artı 4 yaptığı için büyük eşit olacak. Yani y eksi şuraya alta yazayım. Y eksi 2x çarpı x eksi 3 büyük eşit 0'dır arkadaşlar. Şu eşitsizlik sistemini sağlayan bölge. Evet ben de rastgele bir yerde karşılaşmıştım. Aa, acaba bu kelebek şekli her zaman her yerde tutar mı diye denedim. Gerçekten tutuyor arkadaşlar. İstediğiniz noktayı seçin burada. İstersen burayı seç. Sıfıra bir 1i seç. İstersen buradaki bir noktayı seç. Mesela 4'e 10 seç. 4'e 10 bu bölgede oluyor değil mi? 4'e 10 seç. Bir dene. Dene ve hocam yorumlara da yaz. Hocam gerçekten oluyor ya da hocam olmuyor diye yazın. Aa, ben bayağı bir denedim. Olmamasının imkanı yok. Oluyor arkadaşlar. Kelebek şekli varsa bu şekilde ne oluyormuş? İki doğruyu yazıyorsunuz ve iki doğruyu yazdıktan sonra çarpımları büyük eşit sıfır ya da küçük eşit sıfır Büyük eşit ya da küçük eşit olduğunu nereden anlıyoruz? Bir nokta belirliyoruz orada. Yerine yazıyoruz. Pozitif çıkarsa büyük eşit sıfır. Negatif çıkarsa da küçük eşit sıfır diyoruz. Hatta ÖSYM çok eski zamanlarda bununla ilgili böyle bir soru sorduğunda herkes şıklardan yapmıştı. Ama şıklardan yapmak da baya bir e, uzun sürüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz en azından bu yöntemi bilin. Diğer arkadaşlarınızdan biraz önde olun. Tamam mı? Önemli bir şey bence. Hani bilin ya kelebek varsa bu şekilde vardır. Evet şimdi bununla ilgili örneklere gelelim. Bu özel durumları inceledik. Özel durumların örneklerine bakalım. Hocam y büyük eşittir. 3x artı 9 ve x büyük eşit 0 demiş. İki tane sistem yani iki tane eşitsizlik varsa biz buna eşitsizlik sistemi diyoruz. Arkadaşlar x büyük eşit 0 ne demek? Şu x hep pozitif olacak. X'inin pozitif olduğu yer neresidir? Hemen o özel durumu biliyoruz. Zaten şurasıdır. Sonra öbürünü bulmaya çalışalım. Şu y büyük eşit 3x artı 9. Öncelikle y eşittir 3x artı 9'un grafiğini çizelim. Hocam x yerine 0 yazdığımız zaman y'si 9 geldi. y yerine 0 yazdığımız zaman da x'i eksi 3 geldi. O zaman x'e eksi 3 geldiyse bunun grafiği ne olacaktır arkadaşlar? Şu şekilde rastgele çiziyorum. Eksi 3'e 9 olacak. Ve grafik şu şekilde ise şimdi y'ye bakıyorum. y yalnızken işareti artıyken büyük tarafta olduğu için bunun üst tarafı olacak. Evet arkadaşlar bu doğrunun üst tarafı olacak. O zaman bu ikisini aynı grafikte birleştireceğim. Bakın Y ekseninin sağ tarafı bu doğrunun da üst tarafı olacak. Hadi bakalım her ikisini birden yapalım. Evet hemen çiziyoruz arkadaşlar. Bu kaça kaçtan? 3'e 9'dan geçiyor. Şöyle. Eksi 3'e 9'dan geçiyor. Eksi 3'e 9'dan geçiyor. Bir de Y ekseninin sağ tarafı. O zaman arkadaşlar şimdi bu doğrunun üst tarafı Y ekseninin sağ tarafı neresi olacaktır? Her ikisini de sağlayan. Normalde üst tarafını karalayacaksınız ama Y ekseninin de sağ tarafına geçmek için ne yapacaksınız? O zaman şu tarafı iptal edeceksiniz. Buradaki bölgedeki noktaları iptal edeceksiniz. O zaman bizim grafiğimiz nasıl olacak? Eşitlik sistemin grafiği şu şekilde olacak. Tamam mı gençler? İkisini aynı anda düşüneceksiniz. Geldik örnek 55'e. Örnek 55'te de ne verilmiş? Hocam y büyük eşit x'in grafiği tamam belli. y eşittir x'in grafiğini çizersin. y eşittir x'in grafiğini çizdikten sonra hocam y'nin işareti artıyken büyük tarafta o zaman bu y eşittir x doğrusunun üst tarafını alacağız. Peki bu ne demek? Mutlak değer x büyük 4 demek ne demek? x büyük 4 ve x küçüktür eksi 4 demek değil miydi arkadaşlar? Veya daha doğrusu. Evet hocam. E o zaman bunların her ikisini de düşünecek olursak. Hocam x büyüktür 4 ya da x küçüktür eksi 4. Bak büyüklük küçüklük var. Hocam o zaman nokta doğruların kendisi olmayacak. Böyle nokta nokta şeklinde olacak. Eksi 4 burası 4 burası. X büyüktür 4 dediği 4'ün sağ tarafı x küçüktür e, eksi 4 demek 4'ün sol tarafı. E o zaman eksi 4'ün sol tarafı. O zaman hem bu hem de bu. Aynı grafikte gösterelim. Çiziyoruz arkadaşlar. Hop çizdik hop çizdik. Şunu çizdik x eşittir 4 doğrusunu. Sonra x eşittir eksi 4 doğrusunu çizdik. Bir de ne var arkadaşlar? Y eşittir x doğrusu var. Y eşittir x doğrusunu da şöyle çizdik. Ve bizden ne isteniyor? Bunların karışımı. Evet bu doğrunun üst tarafını yapacağım. Dikey doğrularında sağlı sollu taraflarına bakacağım. Doğrunun üst tarafında kalacak şekilde, bu doğrunun sağ tarafı bu şekilde. Bakın, kırmızının üstünde kalacak şekilde, bu doğrunun sağ tarafı bu. Bu doğrunun da sol tarafı doğrunun üstünde de kalacak. Kırmızı doğrunun üstünde kalacak. Şurası değil midir arkadaşlar? Evet. İşte eşitsizlik sistemi bu şekilde olur arkadaşlar. Hatta burası x 4 buraya da 4 diye yazalım isterseniz. Bu da y eşittir x doğrusu olduğunu gösterelim. Evet, gerçekten kolay arkadaşlar. Ee, birkaç tane birden verildiği zaman da her ikisini sağlayan durumlara bakacaksınız. Ne yapacaksınız? Doğruya çizip bu doğrunun üst tarafı e, dikey doğrularında sağ tarafı. ikisini de sağlayan. Bunun sağ tarafı bunun üst tarafı burası. Bunun sol tarafı alt tarafa gelmeyeceksin. Bu doğrunun da üst tarafı şurası yapmış oldu. Güzel sorulardır. Dikkat edin bunlara. Geldik bir sonraki soruya. Evet örnek 56'dayız ÖSYM bakın güzel bir sorudur bu. Benzeri bir soruyu sordu. Yine sorma adayı. Yine sorabilir. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde. Bu doğru ve bu doğru verilmiş. A, doğrular belli zaten arkadaşlar. Orijinden geçen bu doğru y eşittir. 3x doğrusu 2x artı 3y doğrusu da bu. 2x artı 3y eşittir. 12 doğrusu da bu. Şimdi 2x artı 3y küçük eşit 12'yi arayacağım. Arkadaşlar burada y'yi yalnız bırakalım. 3y küçük eşittir. Eksi 2x. Eksi 2x artı 12 mi yaptı? Evet. Şimdi bu doğru da arkadaşlar bakın şu mavi doğruda 3y küçük eşit eksi 2x artı 12 olduğundan dolayı y'nin işareti pozitifken küçük tarafta kaldığı için bu doğrunun nesini alacağım? Alt tarafını alacağım. Şimdi dikkat. Mavi doğrunun alt tarafı. Eyvallah. Şöyle gösteriyorum. Hocam mavi doğrunun alt tarafını karaladım. E o zaman buradaki noktalar gitti. Hangi noktalar gitti? Şu, şu, şu ve şu gitti mi gitti. Sonra ne yapacağım? Y büyük eşit 3x. Y büyük eşit, eşit 3x'de de hocam y yine büyük tarafta. O zaman bu grafikte daha doğrusu kırmızı grafikte y büyük tarafta olduğu için bu doğrunun üst tarafı bu doğrunun üst tarafı olacağı için şöyle karalarsam kafanız karışacak. Bu doğrunun alt tarafındaki noktaları ne yapıyorum? İptal ediyorum. Bu doğrunun alt tarafındaki noktaları iptal ediyorum. Evet şu gitti, şu gitti, şu gitti mi? Gitti. İsterseniz bu doğrunun üst tarafını şöyle de gösterebiliriz. Farklı renk kullanıp e, şu şekilde göstereyim isterseniz. Heh. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdilik ne yaptı arkadaşlar? İşte bu. Bakın turkuaz turkuazla sarıyla yapınca yeşile döndü. Ya F ya G ya da L olacak arkadaşlar. Ya da ikisi birlikte ya da üçü birlikte olacak. Ama bir tane daha şey demiş bana. Ne demiş burada? Y büyük eşittir 3 x'i hallettik. X çarpı Y büyük eşi 0. Hocam bu X çarpı Y büyük eşi 0 neydi? Hocam birinci bölge ve üçüncü bölgeydi. O zaman bizim noktalarımız birinci bölgede ve üçüncü bölgede olacak. Birinci bölge ve üçüncü bölgedeki noktalar olacağı için buradaki G'yi iptal mi edeceğim? Evet. 1 ve 3'te sadece L ile F kalmış oldu. O zaman cevabımız L ile F yapmış oldu arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. ÖSYM böyle bir soruyla yine karşımıza gelebilir. Evet örnek 56'yı da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 57'ye. Dik koordinat sisteminde şunlar verilmiş. Eşitsizlik sistemini sağlayan bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Hadi bakalım alanı bulmaya çalışalım. Ne yapacağız öncelikle arkadaşlar? Burada y büyük eşit 0 belli zaten. Hocam y pozitif olacak ya da x y eşittir 0 doğrusunun üst tarafı. Neresidir arkadaşım orası da? Şurası değil midir? Evet. Evet x eksenin üstü. Hocam x büyük eşit 3 ne demek? x büyük eşit 3'te x eşittir 3'ün grafiğini çizersin böyle. x eşittir 3'ün grafiğini çizdikten sonra 3'ten büyük değerler olacak şu şekilde. Öbürüne de bakalım öbüründe bulalım. 2x artı 3 y küçük eşit 12 değil de eşittir 12'nin grafiğini çizeceğiz öncelikle. Hocam x yerine 0 yazarsam y'si 4 gelir. Y yerine 0 yazarsam x de 6 mı gelir? Evet yani burada bunu da şöyle çizecek olursam x'i 6 y'si de 4 olacak. Şöyle bir grafik yapacak. 6'ya 4. Hocam bunun neresi? Bakın burada y yalnızken y'yi yalnız bırakalım bakalım. 3y küçük eşittir eksi 2x artı 12 oldu ya. Evet eksi 2x artı 12 de. Hocam y küçük tarafta olduğu için bu doğrunun da alt tarafı karalanacak arkadaşlar böyle. E şimdi her üçünü birden sağlayan durum isteniyor bizden. Her üçünü birden sağlayan durumu da şöyle bir çizelim isterseniz. Evet şöyle analitik düzlemi çiziyoruz. Çizdik. 4'e 6 doğrusu var. Şöyle 4'e 6'yı çizdim. Sonra ne var? Sonra y büyük eşit 0 var. Burası 4. Burası 6. Bu doğrunun alt tarafı. Sonra y büyük eşit 0. Hocam x eksenin üstü. Şimdilik şurası mı yaptı? Evet. Sonra ne var? x büyük eşit 3. Hocam x büyük eşit 3 de şöyle x eşittir 3'ün sağ tarafı. Arkadaşlar şimdilik ara şurası yapmıştı. Şu ikisinden dolayı. Bunun bu doğrunun alt tarafı x ekseninin üst tarafı burası yapmıştı ama bir de x eşittir 3 doğrusunda sağ tarafı dediği için o zaman bölgemiz ne yaptı? Şurası yaptı. İşte bizden bu bölgenin alanı isteniyor. x eşittir 3 doğrusu ya burası. Şimdi burası 3 birim, burası da 3 birim. Siz belki büyük ihtimalle şöyle yaparsınız. Burası x ekseni doğrusu ya, analitik düzlem düşünüp de yaparsınız. Ama varsa geometrik bir şekil, geometride uygula. Daha kolay bir şekilde sonuca ulaşabilirsin. Mesela buraya baktığın zaman, "Hocam bu doğruyla bu doğrunun kesim noktasındaki ordinatını bulursam, ben buradaki uzunluğu dolayısıyla buradaki uzunluğu bulurum. Sonra 3 çarpı soru işareti bölü 2'den de alana ulaşabilirim." diyebilirsin. Ama kardeşim, kolay bir durum var burada. Ne var burada? Bak şunlar birbirine eşit. E şunlar da birbirine paralel değil mi? Analitik düzlemde burası dik kestiği için. E benzerlik yapalım. Hatta benzerliği bırak. Eşitlik olduğu için orta taban yok burada? Var. Yani burası 4 birim. E burası 4 ise burası da kaç çıkar o zaman? 2. O zaman bu üçgenin alanı ne yapar? 3 çarpı 2 bölü 2'den kaça eşit olur? 3'e eşit olur. Evet cevabımız böylelikle kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Güzel bir soru. Bununla da ilgili bakın bu da güzel bir soru. Ee, soru sorulursa eğer bu mantıkta e, artık soru kaçırmazsınız. Hemen hemen her şeyi burada size göstermiş bulunuyoruz arkadaşlar. Evet böylelikle bu kısmı da bitirdik. Bundan sonra son videodayız. Yani 10. videoda ne yapacağız? Günlük hayat problemlerini yapacağız arkadaşlar. Eşitsizlik sisteminde her türlü mantığında size öğrettik. E artık işi öğrendiniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda son videoda doğru analitik son videosunda doğru analitik son videosunda günlük hayat problemlerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.